Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çok heyecanlıyız çünkü Mısır'a gidiyoruz. Artık o kadar çok vlog izledik ki sanki gidip gelmiş gibi hissediyorum. 4 günlük bir tatil planladık. Şarm el Şeyh'e gidiyoruz. Biliyorsunuz bu ara çok popüler. Oradan Kahire'ye de geçeceğiz. Piramitleri gezeceğiz. Dalış yapacağız. Safari yapacağız. Çok güzel bir tatil bizi bekliyor. Umarım bir aksilik olmaz. Hatırlarsanız köy vlogu çekerken bir manifest yapmıştım. Belki bu sene bir yurt dışı vlogu gelir diye. Buradan da manifestliyorum. Belki 2023'te bir yurt dışı vlogu gelir. Dileğim kabul oldu. Açılışı Mısır'la yapmış olduk. Umarım diğer ülkelerle de devamı gelir. Bu videoyu hazırlarken sizi çok sıkmamaya çalışacağım. Şimdi kapıdan geçtik. Uçağımızın gelmesini bekliyoruz. Geçmeden önce yurt dışı çıkış harç pulu ödedik. Kişi başı 150 TL. Tatil boyunca bütün harcamalarımızı size aktaracağım ki sizin de kafanızda az çok bir fikir oluşsun diye. Uçak biletini de gidiş dönüş 5892 TL verdik. Aslında daha uygun olabilirdi. Tabii biz her zamanki gibi sona bıraktığımız için biraz pahalı oldu açıkçası. Ama yine de çok geç kalmış sayılmayız. Çünkü şu an çok daha pahalı biletler. Şarm el Şeyh vize istemiyor ve İstanbul'dan yaklaşık 2-2,5 saatlik mesafede. Vize için yapmanız gereken tek şey uçakta dağıtılan formu doldurmak. Bunun için yanınızda kalem bulundurmanıza fayda var. Havalimanına iner inmez ilk işimiz Kahire vizesi almak oldu. Bunun için 25 dolar ödedik. Vizeyi hallettikten sonra internet paketi için yeni bir sim kart aldık. Orange firmasının 7 dolarlık internet paketi bizim işimizi fazlasıyla gördü. Havalimanı transferi için taksiyi Booking'den ayarlamıştım. Çıkışta şoför bizi bekliyordu. Evet, otelimize geldik. Şöyle bir oda. Ben bize yiyecekler bırakmışlar. Burası da banyosu. Dışarıdan çok lüks duruyor ama eşyaları eski. Sadece tek eksisi o. Onun dışında gayet güzel. Beğendik. Yatağın süslemeleri de çok hoş. Bu otele 5 gece 366 dolar ödedik ama uçuş saatlerinden dolayı 5 gece kalamayacağız. Şu an sabahın 4'ü, yarın gün kalmış oluyoruz. Gideceğimiz günde uçağımız gece, o da yarın gün oluyor. Aslında buçukları toplarsak 4 gece oluyor. Neyse, totalde 5 gece 366 dolar vermiş oluyoruz. Bu da Türk lirasıyla 7300 küsur bir şey yapıyor. Gayet iyi bence. Her şey dahil bu arada. Ve en güzel yeri de balkon manzarası. Havuz manzaralı. Bu kadar iyi beklemiyorduk. Çok mutlu olduk görünce. Hava inanılmaz tatlı, ılık ılık rüzgar esiyor. Şimdi biraz yorulduk, biz dinlenelim. Yarın sabah tekrardan gösteririm. Anlatacağım birkaç bir şey daha var. Görüşmek üzere, iyi geceler. Günaydın, biz uyandık. Şimdi denize gidiyoruz. Çok güzel bir hava var. Sabah olmasına rağmen şu an çok sıcak. Gün doğunca otelin güzelliği de ortaya çıktı. Kahvaltıya yetişemedik. Saat 10'da bitiyordu. Havuz kenarında pizza saati varmış. Pizza ve içecek ücretsiz de. Biz de kahvaltıyı bu şekilde geçiştirelim dedik. Birazdan denize gideceğiz ama gitmeden önce bir şey anlatmak istiyorum. Dün havalimanına indikten sonra Kahire vizesi aldık. Vizeyi aldıktan sonra hemen sol tarafta onaylatmanız gerekiyor. Oradaki memur servis ücreti istedi bizden, 5 dolar. Böyle bir zorunluluğunuz yok. Onu ödemedik. Siz de ödemeyin, hakkınızda olsun. Burada biraz uyanıklar. Paranızı kaptırmayın o yüzden. Otelin shuttle servisi var. Denize bununla gideceğiz.
otele döndük. Odamızı temizlemişler. Şu havlu süslemelerine bayılıyorum ya. Çok tatlı. Yeni çay bardakları, yiyecekler falan koymuşlar. Deniz inanılmaz güzeldi. Gerçekten abartıyorlar zannediyordum ama kendi gözümle görünce inandım. Bir sürü çeşit balık vardı. Hayatımda hiç görmediğim balıklar. Biraz derin de o yüzden çok fazla açılmadım. İskelenin merdiveninde takıldım. Ona rağmen bir sürü şey gördüm. Yani şnorkelle bunu gördüysem dalışta ne görürüm bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Şimdi hazırlanıp çıkacağız. ATV safariye gidiyoruz. Hazırız, gidiyoruz. Safari zamanı. Hadi şimdi bakalım. Bizi otelden alacaklar. Lobiye doğru ilerliyoruz. Evet, safari turumuz bitti. Ağzım yüzüm her yerim toz. Buraya gelirken mutlaka bir gözlük alın. Bir de burada poşiler satılıyor. 2 dolar. Bunlardan da alın mutlaka. Ağzınızı yüzünüzü kapatırsınız. Bu turu Şarm Tur'la yaptık. Burada birçok aktiviteleri var. ATV, dalış, Kahire turu gibi. Kahire turuyla dalışa da katılacağız. Onları da planladık. Zaten burada çoğu kişi Türk, firma da Türk. Size ortam göstereyim. Herkes Türkçe konuşuyor. Asla sıkıntı çekmiyorsunuz yani iletişimde. Mısır'ın yemek kültürü bize oldukça yakındı. Bu yüzden hiç sıkıntı yaşamadık. Sadece bazı yemekler biraz fazla baharatlıydı. Ama onun dışında çoğunlukla lezzetliydi. Hatta biber dolması, mercimek çorbası, mangalda et bile yedik. Her şeyden aldık. Bize ayı diyeceksiniz belki ama sabahtan beri bir şey yemiyoruz. Hepsi çok güzel duruyor. Hadi hemen yiyelim. Günaydın. Bugün tekne turu artı dalış günü. Biraz uykusuz ve yorgunuz ama hiç önemli değil. Bize gezme olsun. Hatta tekne turundan dönüp bir 3-4 saat ara verip Kahire için yola çıkacağız. Yarın sabah da Kahire'de olacağız. Bayağı yorucu bir tatil oluyor ama her şeye değer. Bu arada sivrisinekler var. Gelirken yanınızda koruyucu losyon bir şey bulundurun mutlaka. Evet, tekne turuna geldik. Burada ücretsiz şnorkel ve can yeleği veriyorlar. Özellikle yüzme bilmeyenler için veriyorlar. Kafamıza böyle yukarı yapacağız.
hava kalıyor ve burnunuza hava şey vereceğiz. Hızlı bir şekilde. Tamam. Anladık mı? Tamam. Dalış hocası sizinle birlikte iniyor, sizinle birlikte yukarı çıkıyor. Herhangi bir sıkıntı sorun olduğunda yapmamız, etmemiz, dikkat etmemiz gereken 3-4 tane fizik hareket. Evet, tekin turunu bitirdik. Siz de gördüğünüz balıklar inanılmaz güzeldi. Daha önce bu kadar güzel bir yerde daldım mı hatırlamıyorum. Galiba ilk defa bu kadar güzel bir yerde dalış yaptım. White Island deseniz o ayrı bir güzeldi. Denizin ortasında yürümek gerçekten garip bir his. Bu tur içinde kişi başı $40 ödedik. Otel transferi, öğle yemeği, dalış hepsi içinde. Yalnız profesyonel fotoğraf çekimi ekstra ücretli. Onun üstüne $25 verdik. Şimdi otele geçip Kahire için hazırlanmamız lazım. Bu gece yola çıkıyoruz. Görüşmek üzere. Her geldiğimizde farklı bir havlu deseni karşılıyor bizi. Buna çok gülüyoruz ya. Bu sefer de fil yapmışlar. Hazırız. Birazdan yola çıkacağız. Hiç dinlenmedik. Bugün dalış yaptık. Bayağı yorucu bir gündü. Şimdi de uzun bir yol gideceğiz. Buradan Kahire 8 saat sürüyor. Sabaha varmış oluruz. Şu an saat 1'e çeyrek var. Otobüsün gelmesini bekliyoruz. Yarın gece de dönmüş olacağız bir aksilik olmazsa. Umarım her şey güzel geçer. Piramitlerde görüşmek üzere. Good night. Sonunda Kahire'ye varabildik. Gerçekten uzunmuş yol ve yorucuydu. Sabah da bir yerde durakladık. Orada da kahvaltılık hiçbir şey yok. Sadece abur cubur. Onun dışında içecek var. Birazcık aç kaldık. Neyse ki yanımıza kraker almıştık. Şimdi Mısır Müzesi'ne geldik. Burada biraz gezeceğiz. Bu arada otobüste sadece Türk biz varız. Bir şekilde anlaşmaya çalışıyoruz. Çeviri falan yapıyoruz falan. Ağırlıklı olarak Ruslar var. Şimdi bize böyle bir şey verdiler. Rehberimizi buradan dinleyeceğiz. Bu müzeden sonra piramitlere geçeceğiz galiba. Tam bilmiyorum. Bakalım.
müzeden çıktık. Şimdi Nil Nehri'nde bot turu yapacağız. Bu tur ekstra. Kişi başı $10 verdik. Tekne turu bitti. Şimdi burada yemek molası verdik. Bu şekilde bir tabak yaptılar bize. Açık büfe. Bu yemek tur fiyatına dahil. Sugar when we put it in water turned international glue help the threads stick together in one piece. So we get two pieces of carpets. Then we arrange them in two lines, horizontally and vertically. Like this. Очень хорошо нормально. Все равно, хотите покупать сувенир, рынок около Сфинкс, способные остановки, там дешевле продаются. Например, магнит, можно маленький размер. Галик! Bir saat serbest zamanımız var. İki piramidi gezdik. Zaten büyük olanın önünde inmiştik. Giza Sphinx'ini göremedik. Onu arıyoruz. Vaktimiz olmak üzere. Şu aslan olan var ya, onu arıyoruz. Umarım buluruz. Aşırı susadık ve çok sıcak. Burada çok fazla satıcı var. Size sürekli yapışıyorlar, bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Hiç sallamayın, cevap vermeyin. O zaman şey yapmıyorlar. Piramitleri çöllerin içinde hayal ediyordunuz biliyorum, siz de ben gibi. Ama şehrin ortasında aslında. Şehir de şurada. Sonunda bulduk. Bayağı uzakmış, hiç fotoğrafta böyle durmuyordu. Aşağıdaymış. Biz zaten buraya gelecekmişiz. Boşu boşuna koşturduk. Neyse, sağlık olsun. Güzel fotoğraflar çekildik. Bakın satıcılar nasıl yapışıyor şimdi. Aa, yapışmadı. Kameradan korkuyorlar galiba. Aşırı sıcak. Beynimiz patırlıyor artık. Alışveriş yaptık bu arada. 24 tane magneti $5 aldık. 13 tane de biblo aldık $10. Totalde $15 verdik. Bence bayağı iyi. Dönüş yoluna geçtik. Karnımız acıktı. $5 sandviç, içecek ve patates aldık. Devam ediyoruz. Günaydın. Dün çok yorulmuştuk. Direkt geldik, uyuduk. Ancak kendimize geliyoruz. Çok fazla bir şey anlatamadığımı düşündüm. Bugün tekrar bir özet geçeyim dedim en başından. Bugün son günümüz. Bugün biraz vaktimizi dinlenmeye ayırdık. Otelde biraz vakit geçirdik. Akşama da şehir turu yapacağız. Biraz gezeceğiz. Sahabe Camii'yi göreceğiz. Farşa Kafe'ye gideceğiz.
Tüm yaptıklarımızı fiyatlarıyla birlikte açıklamaya yazacağım ama yine de bir özet geçeyim. İlk gün zaten sabaha karşı gelmiştik. Biraz uyuduk, dinlendik. O güne safari ayarladık. Çünkü safariyi akşamüstü yapıyorlar burada. Saat 3.30 gibi bizi otelden aldılar. Sina Çölü'ne gittik. Orada ATV safari yaptık. Deveye bindik. Bedevi çayı içtik Bedevi çadırında. Bunun için kişi başı $20 verdik. Zaten orada da dikkat etmeniz gerekenler, yanınıza almanız gerekenleri anlatmıştım. Sonra otele döndük. Bir gün sonrasına dalış ayarlamıştık çünkü. İkinci gün Ras Muhammed'e dalışa gittik. Burada Ras Muhammed en popüler dalış noktası. Birbirinden güzel çeşit çeşit balıklar vardı. Dalış, tekne turu, White Island, teknede öğle yemeği. Hepsine kişi başı $40 verdik. Dalıştan akşamüstü döndük. Otelde biraz dinlendik. Kahire için hazırlanmaya başladık. Fazla günümüz yoktu. O yüzden biraz peş peşe oldu. İkinci ve üçüncü gün bizim için biraz yorucu oldu. Kısa ama dolu dolu geçsin istedik. Kahire için gece 12.30-1 gibi yola çıktık. Buradan karayoluyla 8 saat sürüyor Kahire. Sabah 9.30-10 gibi falan varmıştık. Kahire'ye karayoluyla gitmek tehlikeli. Yolda sürekli çevirme oluyor. Ne bileyim, polis sıkıntı çıkarıyor gibi bir söylemler var. Biz öyle bir sıkıntı yaşamadık ama sürekli polis durdurması dönüş yolunda oldu. Hani durduruyorlar ama ne için durdurulduğunu bilmiyoruz. Bazı otobüslerde arama da yapıldı ama bizim otobüsümüzde herhangi bir arama yapılmadı. Kahire vizesi zaten havalimanına indiğimizde direkt almıştık. Otobüsteki görevliye vizemizi gösterdik. Tek gösterdiğiniz yer orasıydı. Bu arada eğer sizin ayarladığınız tur da Kahire'ye gece çıkıyorsa yanınıza mutlaka kahvaltılık bir şeyler alın. Biz bunu bilmeden çıktık. Sabah mola verdiğimiz yerde yiyecek hiçbir şey yoktu. Sadece abur cubur ve içecek vardı. Diğer otelden gelen misafirler hep yanlarında kahvaltı getirmişler. Bizim otobüsümüzde de şansımıza hiç Türk yoktu. Aynı turla gitmişiz ama farklı otobüslere koymuşlar. O yüzden iletişimde biraz zorlandık. Bu da aklınızda olsun. Kahire'ye indiğimizde ilk müzeyi gezdik. Daha sonra Nil Nehri'nde tur yaptık. Bu ekstra bu arada, bunu da söylemiştim. Nil Nehri'nde öğle yemeği var. Bu tura dahil. Orada yemek yedik. Öğleden sonra da piramitlere geçtik. Piramitlerin orada 1 saat serbest zaman verdiler. Biz zannettik ki tüm alan, işte Giza Sphinx'i, piramitlerin olduğu tüm alan için 1 saat serbest zaman zannettik. Öyle olunca koştur koştur her yeri gezmeye çalıştık. O aslanı bulmak için. Meğer otobüs ilk başta piramitlerin orada duruyor 1 saat. Ondan sonra aşağı inip Giza Sphinx'in orada da vaktiniz oluyor. Hediyelik eşya almak için, fotoğraf çekmek için size bir vakit veriyorlarmış. Bu da bizim iletişimden kaynaklı bir sıkıntımız oldu. Belki rehber bunu söyledi ama biz anlamadık. Koştur koştur biraz kendimizi yormuş olduk. Onun dışında ama her şeye rağmen piramitleri görmeye değerdi. Kahire turu için kişi başı $70 verdik. Nil Nehri'nde öğle yemeği, piramitler, müze giriş ücreti, piramit giriş ücreti, hepsi buna dahil. Sadece ekstra tekne turu aldık. Ona da kişi başı $10 verdik. Kahire için giyim konusunda kadınların kafasına soru işareti takılabilir. Öyle bir söylenti de vardı çünkü açık giymeyin, işte sizi rahatsız edenler olabilir, taciz boyutuna ulaşan sıkıntılar çıkabilir gibisinden. Biz öyle bir sıkıntı yaşamadık, zaten gelenlerin hepsi turistti. Kahire şehrinin sokaklarını bilmiyoruz, belki gerçekten öyledir ama biz turistik noktaları gezdiğimiz için öyle bir sıkıntı yaşamadık. Siz de içiniz rahat olsun, belki şehir merkezi öyledir, bilemem. Ama turistik noktalarda böyle bir şey olmadı, herkes istediği gibi yedi içti gezdi yani. Piramitlerin orada atlar ve develer de var. İsterseniz orada tur yapabiliyorsunuz ama bir hayvansever olarak bunu asla tavsiye etmiyorum. Çünkü oradaki hayvanlar çok bakımsızdı ve onlara zulüm ediyorlar. Yani bir at 5 kişiyi falan taşıyordu. O yüzden tavsiye etmiyorum. Hani zaten yürüyerek kendiniz de gezebilirsiniz. Önlemleri aldıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Ne bileyim, işte bazen rüzgar oluyor, kum çıkıyor. Poşetinizi alabilirsiniz, gözlük takabilirsiniz. Şapkanız, güneş kreminiz yanınızda olduktan sonra çok rahat bir şekilde gezebilirsiniz zaten. O konuda sıkıntı yok. Piramitlerin içine girmek isterseniz de ekstra bir ücreti var. Keops'a girebiliyorsunuz sadece. O da ne kadar tam hatırlamıyorum. Yani $15 falan olabilir. Tam anlamadık çünkü o kısmı. Gerek duymadık. Zaten içerisi çok havasız ve darmış. O yüzden girmedik. De orada çok fazla seyyar satıcı var ve size yapışıp sürekli bir şey satmaya çalışıyorlar. Bir süre sonra insanı rahatsız ediyor. Siz onlara hiç cevap vermeyin, sallamayın. Çok ısrar ederse de sert bir şekilde no derseniz artık peşinizi bırakıyorlar. Zaten hediyelik almak için çok fazla seçenek var burada. Seyyarlardan almanıza gerek yok. Uyguna bulursanız alabilirsiniz, sizin tercihiniz. Kahire'den dönerken araç içinde soruyorlar sandviç ve içecek ister misiniz diye. Biz oradan $5 sandviç ve içecek aldık. Bizim bildiğiniz tavuk döner gibi bir şeydi ve patates.
Hepsi birlikte 5 dolardı kişi başı. Onu aldık. İyi ki de almışız çünkü mola verdiğimiz yer sabah mola verdiğimiz yerde yine yiyecek bir şey yoktu. Akşam yemeğini de o şekilde halletmiş olduk. Yani bu tur toplamda bir 26 saat falan sürdü. Otele döndüğümüzde gece saat 2 idi. Dalış içinde bizi yine otelden aldılar. Otel transferi, tekne turu, tüplü dalış, teknede öğle yemeği hepsine kişi başı 40 dolar verdik. Sadece su altı için fotoğraf çekimi ekstra, onu da pazarlıkla 25 dolara hallettik. Bu iki kişi fiyatı, ikimizin de fotoğraf ve videoları dahil. Biz paramızı Mısır parasına dönüştürmedik. Gelmeden önce dolar almıştık zaten. Kredi kartlarımız da yurt dışına açıktı. Belki Mısır parasına dönüştürseniz daha uyguna gelebilir, o sizin tercihiniz ama dolarla pazarlık yaparak bir şekilde hallettik. Bugün de son günümüz zaten, yapmayız. Hatıra için belki bir ufak bir miktar change yaparız. En çok merak ettiğiniz sorunun cevabına geleyim şimdi de. Tüm bu tatil masraflarının hepsi toplamda kişi başı yaklaşık 15 bine falan yaklaştı. Ama bu söylediklerim fazla fazla. Size bağlı. Biz zaten turları buradan ayarladığımız için tercih size kalmış. Turları yapıp yapmamak konusunda. Önemli olan uçak biletini uyguna getirmek. Bence en önemli kısım bu. Önceden aldığınızda uyguna geliyor. Şu an çok yükselmiş fiyatlar. Seneye yaz tatili için düşünebilirsiniz. Biz gene gelsek yine bu otelde kalırız. Bu oteli çok sevdik çünkü. Türkiye'de bu şartlarda bir tatil yapsanız belki daha pahalıya gelir ya da aşağı yukarı aynı olur. En azından farklı bir ülke, farklı bir kültür görmüş olduk. İyi ki gelmişiz dedik. Şimdi bir şeyler yiyip çarşıya çıkacağız. Görüşürüz. Bize böyle değişik bir kokteyl ikram ettiler. Bakar mısınız? Çok tatlılar ya. Oteli gerçekten çok sevdik. Çalışanlar çok güler yüzlü, sürekli bir şey ikram ediyorlar. Sağ olsunlar, el üstünde tutuyorlar bizi. Şansımıza bakar mısınız ya? Tam hazırlandık, çıkacağız. Yağmur başladı. Çok hafif yağıyor ama umarım şiddetlenmez. Tüh. Biz çıktık. Yağmur da yağsa, kar da yağsa, fırtına da kopsa bir şehir merkezini gezeceğiz bugün. Çok yağmıyor neyse ki. Hafif hafif damlıyor. Ne olsun, biz yine de çıktık. Gelirken de taksi tuttuk. Taksi 10 dolardan 2 dolara kadar düşürdü. Buket'cim sağ olsun. Sağlam pazarlık yaptı. Artık tam bir pazarlık gelince de ben. Tam bir Mısırlı. O varken hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Çirkef. Taksici de bir o kadar çirkef. Yani ama 5 dolar tamam verdik. Aynen 5 dolar verdik. 2 dolar anlaştık bu arada. Bize 3 dolar vermesi lazım. 1 dolar mı verdi? 2 verdi mi? 1 dolar bile 1 dolar verdi. Üstüne göre de 25 Mısır lirası verdi. 25 lirası 1 dolar bile değil. Yine bizi kazıklamaya çalıştı falan. O yüzden gözünüz açık olsun. Liraları şeylere iyi şey yapın. Sahip çıkın. Paranıza sahip çıkın işte. Sahaba Camii, Sahab da diyorlar. Gerçekten yakından daha heybetli görünüyor. Güzel bir cami. 2011 yılında yapılmış aslında, eski gibi duruyor ama 2017'de de kullanıma açılmış. Turistik bir nokta. Şu merdivende fotoğraf çekilecektim ama şortum var. Fotoğrafı bile yasaklamışlar resmen, şaka gibi ya. İçeri girmeyeceğiz yani, fotoğraf çekeceğiz. Bir de bekçi koymuşlar oraya. Evet, çok merak ettiğimiz o Farşa kafeye geldik. Şöyle bir yere oturduk, deniz manzaralı. Arkamızda da kafe. Birazdan ışıklar yanacak. Harika bir ambiyansı oluyor akşam. Menü bile otantik. Fiyatlar böyle. SS alırsınız. Oy.
geldik. Günün anlam ve önemine. Bugün Buket'cimin doğum günü. Nice yaşların olsun. Birlikte musmutlu yıllarımız olsun. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Ben de seni. Buket'in doğum günü diye odamıza pasta bırakmışlar. Bunların tatlılıkları bitmiyor. Onlara bir not ve bahşiş bırakacağım. Sağ olsunlar, çok mutlu olduk. Evet. Maalesef ki güzel tatilimizin sonuna geldik. Çok güzel anılar biriktirdik. Çok güzel ağırlandık. Muhtemelen en güzel tatilimizdi. Kesinlikle. Şimdi havalimanına geçiyoruz. Taksiyi de aynen ağlayarak. Taksiyi de Booking'den ayarlamıştık. Birazdan bizi alacaklar otelden. Orada tekrar görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım faydalı bir vlog olmuştur. Buradaki tüm masrafları, harcamalarımı da detaylı bir şekilde açıklamaya yazacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.